Mutlu akşamlar. Takvimler 12 Aralık 2017 Salı'yı gösteriyor. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız. Bu akşamda gündem yoğun, yine TV2 akşam bülteninde çok özel haberleri sizlerle buluşturacağız. Bugün Ordu'da çok önemli bir operasyon vardı. Ordu merkezli düzenlenen 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Bu önemli haberle TV2 akşam bülteni başlıyor. Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kadın 29 zanlının adreslerini belirledi. Zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 29 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların evlerinde yaptıkları aramada 28 uyuşturucu hap, 3500 gram esrar, 177 gram kannabinoid maddesi, bir tabanca ve hassas terazi ile geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Tebrik ediyoruz Ordu Emniyet Müdürlüğü'nü. Gerçekten de ciddi bir operasyondu ve ciddi bir rakam. 29 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı aslında tüm Türkiye'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ciddi operasyonlar yapılıyor. Orada da yürütülen çalışmalara Ordu Valiliği de her türlü desteği sağlıyor. Daha doğrusu uyuşturucuyla mücadeleye karşı Ordu Valiliği de katkısını her daim sunuyor. Ve Ünye ilçesinden bir haberle devam ediyoruz. Yine üzücü bir haber. Ünye ilçesi Kuşdoğan mahallesinde orman arazisinde yangın çıktı. Çıkan yangında 116 dönümlük alan zarar gördü. Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, ilçenin Kuşdoğan mahallesi Kavunlukaya mevkisinde bulunan ormanlık arazide yangın çıktığını belirtti. Yangının uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildiğini belirten Aydın, rüzgar hızının fazla olması ve yangın çıkan alanın kayalık olması nedeniyle araçların yangının çıktığı noktaya ulaşması zorlaştı. Ancak uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangında 116 dönüm orman arazisi zarar gördü, dedi. Aydın, yangının bahçe temizliği için yakılan ateşten çıktığının tahmin edildiğini dile getirerek şunları kaydetti. Bahçelerinde temizlik yapan vatandaşlarımızın özellikle rüzgarlı havalarla ilk ve sonbahar dönemlerinde dikkatli olsunlar. Bahçelerinde ateş yakan vatandaşlarımız ormanlara çok yakın noktalarda ateş yakmamalı. Yaktıkları ateş ormanlık alandan uzak bile olsa kontrol altında tutmak için dikkat etmelerini hassasiyetle rica ediyoruz. Dün akşam bülteninde de ekranlara getirmiştik Ordu 19 Eylül stadının bulunduğu alanın yargıya taşındığı haberini. Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni stadın faaliyete başlamasıyla birlikte eski stadı, yani Selimiye Mahallesi'nde bulunan 19 Eylül stadını yıkarak yerine millet düzü, yani yeşil alan ve meydan yapacağını söylemişti ki stat alanı yargıya taşındı. Daha doğrusu standın tapusuyla ilgili Gönül ailesinin iddiaları vardı. Birinci Asli Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı ve burayla ilgili tedbir kararı aldırıldı. Konunun taraflarına mikrofonlarımızı uzattık biz de. Konunun tarafı Gönül ailesi, arazinin kendilerine ait olduğunu, daha doğrusu tapuda sıkıntılar olduğunu belirtti. Peki alanın ait olduğu Spor Bakanlığı ne diyordu? Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Gence de mikrofon uzattık. Daha doğrusu kendisiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. O da henüz hukuki anlamda kendilerine hiçbir resmi yazışmanın ulaşmadığını söyledi. Deyim yerinde ise Ordu 19 Eylül stadında işler Arap saçına döndü. Şimdi haberimizi izliyoruz. Asılsız tescillerden kaynaklanan hak arayışımız bizimki. 19 Eylül stadının ne olacağı merak ediliyordu. İmara mı açılacak, otopark mı olacak yoksa başka bir şey mi derken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz o alanın meydan ve yeşillik alan olarak şehre kazandırılacağını açıklamıştı. Ancak Ordu 19 Eylül stadının bulunduğu alana Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir konulunca işler Arap saçına döndü. Stadın sahibi biziz diyerek 2 yıl önce dava açan ve mahkemeye başvuran Gönül ailesi ise sessizliğini bozdu ve ilk kez TV2 Haber'e konuştu. Bunun esas başlangıç sebebi
Büyüklerimizin erken yaşta vefat etmesi, bizim babalarımızın, amcalarımızın, halalarımızın da erken yaşta yetim kalması, çok küçük yaşta yetim kalması, daha sonra da yapılan hukuksuzluklar, adalete uymayan, hukuka uymayan, asılsız tescillerden kaynaklanan hak arayışımız bizimki. Gönül ailesi adına konuşan Hayati Gönül, usulsüz işlemlerle Spor Bakanlığı'na gittiğini iddia ettiği, bu hakkın mahkeme tarafından bizlere tekrar verileceğine olan inancımız tamdır, dedi. Kaybedilen hakların bize geri dönmesi mücadelemiz. Açtığımız dava sonucunda yaklaşık 2 yıl civarında bir süreç geçti. Mahkemenin aldığı kararlar bizim haklılığımızı teyit etti. Alınmış olan tedbir kararı, işte buraya yapılması gereken keşif kararı, bunlar bizim haklı olduğumuzun göstergesi. Biz de bu zamana kadar devletin yaptığı veya devleti yönetenler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Spor Bakanlığı tarafından yapılan hukuksuz, haksız kazanımlarının tekrar geriye hak sahiplerine tecelli edeceğine inanıyoruz. Görüyoruz ki bu hak bizlere gelmeye çok yakın. 1945 yılından bu yana stat arazisiyle alakalı olarak hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Gönül ailesi bu mücadelelerinin devam edeceğini ifade etti. Biz yıllardır, babamlar mesela 1945'ten beri buranın hukuk mücadelesini halamlar vermiş. Şimdi bu zamana kadar hiç hep göz ardı edilmiş, hep dosya altı yapılmış veya üstü kapatılmış. Spor Bakanlığı burasının kendisine ait olduğunu söylüyordu daha önceleri. Ama görülen mahkeme kayıtları Spor Bakanlığı'na geçişin usulsüz olduğunu gösteriyor. Belgeler, mahkeme kararları. Şu anda davası devam eden ve hala Spor İl Müdürlüğü beden terbiyesinin üstünde bulunan tapu arazisi hakkında biz dahi konuşmaya gerek duymuyoruz. Daha sonra bunu belediye ile orduya yakışacak bir şeydi. Haklar döndükten sonra bizim adımıza, ailemize yakışan bir park olursa buna da biz asla itiraz etmeyeceğimizi, ama ailemizin bir sokakta veya bir isimde, bir bahçede yaşamasını sağlayabilirlerse onunla da ilgili konuşuruz, karar da veririz. Ordu için yapılacak bir şey varsa bizim ailemiz hakkında bu yerle ilgili inisiyatif kullanmamız gerekiyorsa ordu için hayırlı olan kararı vereceğimizden de herkesin gönlünün rahat olmasını isteriz. Stad arazisi üzerinde tüm bu gelişmeler yaşanırken konuyla ilgili olarak Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'ten de bir açıklama geldi. Müdür Genç, şu ana kadar kendilerine mahkemeyle alakalı herhangi bir karar gelmediğini söyledi. Orası Spor Genel Müdürlüğümüzün tapulu malı. Yani Genel Müdürlüğümüz satın almayla satın aldığı bir yer. Bununla ilgili kurumumuza gelmiş herhangi bir mahkeme kararı yok. Orayla ilgili bilgi talebi de yok. Böyle bir mahkeme kararı olsa zaten ilk olarak yazının il müdürlüğümüze gelmiş olması lazım. Ya da genel müdürlüğümüze gelmiş olması lazım. Ya da bununla ilgili bir mahkeme kararı varsa bu kararı bir defa gösterilmesi lazım. Yani bu şekilde bir kararla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Evet, haberi izlediniz. Konuyla ilgili tartışmalı süreç devam edecek gibi görünüyor. Zaten olay yargıda. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama şehir sevinmişti. O alanın millet düzü olarak, yani yeşil alan olarak hizmet verecek olmasına. Peki konuyla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama gelecek mi? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bizler konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Bir üzücü haber de geçtiğimiz günlerde Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu'dan gelmişti. Biliyorsunuz Selami Akarsu İtalya'ya bir gezi için gitmişti. Oradaki fındık tarımını yerinde incelemişlerdi. İşte orada üşüttü, daha doğrusu enfeksiyon kaptı. O enfeksiyonun ardından Ordu'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı ki yaklaşık 10 günlük süren yoğun bakım tedavisinin sonrasında Selami Akarsu bugün normal servise döndü. Hem geçmiş olsun diliyoruz hem de haberimizi izliyoruz. Roma bölgesinde. Ordu Valiliği, Ordu Ticaret Borsası, Altınordu Ziraat Odası ve Ordu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği fındık üretiminde geleneksel ve modern yöntemlerin incelenmesi projesi kapsamında İtalya'ya giden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, İtalya dönüşünde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontroller sonrası ağır zatüre geçirdiği anlaşılan Selami Akarsu yoğun bakıma alınmıştı. Bir haftadır yoğun bakımda kalan Akarsu bir haftanın ardından normal servise alındı. Çok soğuktu. Orada biz zaten sıkışmaya başladık. Öğlene kadar iyi, öğlenden sonra ateş. İşte güne birlik ilaç vermeyin, günü kurtarmak. İtalya'yı öyle zor bir sürece ben bitirdim. Buraya geldim, kendim artık
hastane yaptık, yıkıldık. Sağlık durumu iyiye giden Akarsu, kaldığı hastanede ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Cumartesi akşamı geldi, valize eve bıraktım, daha hanım kapıyı açtı, suratını bile baktı. TV2 ekibinin de geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu Akarsu'nun tedavisi yarından sonra evinde devam edecek. Şimdi duruma göre yarın eğer bu gece ateşlenmezse süreci iyi gidecek. Eğer ateşlenirse. Ordu bal üretiminde Türkiye'de lider illerden biri. Biliyorsunuz arıcılık da bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri. İşte bu kapsamda arıcılara müjdeli bir haber gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bal ormanı kurulacak Ordu'ya, iki tane hem de. Arıcılar bu habere çok sevindi. Çünkü arıcılar bal ormanıyla birlikte hem daha iyi koşullarda bal üretecek hem de gurbete gitmek zorunda kalmayacak. Yani ailelerinden ayrı kalmayacaklar. Türkiye'de bal üretiminde zirve noktasında yer alan Ordu'da uzun yıllardır konuşulan ve arıcılar tarafından istenilen bir proje olan Bal Ormanları Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulmuş ve bu kapsamda Ordu'da bal ormanının sayısı 9'a çıkarılmıştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu eylem planıyla Ordu'da sayısı 9'a çıkarılan bal ormanları bölge arıcısının yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili olarak Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'nun Türkiye'de bal üretiminde ilk sırada yer aldığını, kovan sayısı bakımından da ikinci sırada bulunduğunu belirtti. Ordu zaten Türkiye'nin en fazla bal üreten ili. 112'den daha fazla bal üretiyoruz. Kovan bakımından Türkiye'de ikinciyiz ama üretimde birinciyiz. TÜİK verilerine göre Türkiye balının %30'unu Ordu arıcıları üretiyor. Tabii ki farklı illerde, yani Türkiye'nin 45-50 tane ilinde gezinci arıcılarımız mevcut. Tabii bu son dönemde de bal ormanları ile ilgili bir çalışmalar var. 2008 yılında kurulmaya başlanılan bal ormanları ile ilgili çalışmaların son dönemde hızlandığını belirten çiftçi, yapılan çalışmaların sonucunda Ordu'da 9 adet bal ormanın kurulduğunu belirtti. 2008 yılında başlanmıştı ilimizde, 3 tane kurulmuştu. İşte İnşaat Bakanlığımız açıkladı, bu 6 tane daha ilde farklı bölgelerimizde bal ormanları kurulacak. Bakanlığımızın da çeşitli, bu konuda çeşitli çalışmaları zaten var. Hani farklı projeler var, genç çiftçi projeleri falan. Şimdi vatandaş 50 tane arıyla bir anda yaylaya gidemez. Ama kendi bölgesinde bu bal ormanlarında mutlaka faydasını görecektir. Hani 50 arıyla bu bölgede arıcılığa başlayıp ileriki yıllarda da farklı bölgelere giderse hem yani bir nevi kendi ekonomisini biraz da güçlendirmiş olur. Bal ormanlarının mutlaka ilimize katkısı olacak. Çiftçi, bal ormanlarında bulunan bitki çeşitliliğinin baldaki kaliteyi de artırdığını vurgulayarak bal ormanı projesinin ilerleyen yıllarda artmasını istediklerini belirtti. Ormanlara ile ilgili bal bitkilerinin işte kestanedir, orman gülüdür, ıhlamurdur, yani akasyadır. Bunların korunması, yani korunulması gerekir. Hani bu yani ekonomiye yapılan bir hizmettir sonuçta. Yani memleket ekonomisine insanlar, hem insanlar kazanacak hem devletin ekonomisi, işte herkes burada, herkes kazanacak. Yani herkesin kazanacağı bir şeyde bizim mutlaka vatandaş olarak da korumamız lazım ve duyarlı olmamız lazım bu konuda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizler de şimdiden umuyoruz kısa vadede bal ormanları hızlıca hayata geçer. Ve devam edelim. İstanbul'da faaliyet sürdüren ordulu dernekler. Gerçekten iyi ki de varlar. Gurbetle sılayı yakınlaştırırken önemli hizmetlere de imza atıyorlar. O derneklerden bir tanesi Ordu Alınca Derneği. Alınca Derneği yönetimi ise bugün Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. İstanbul Ordu Altınordu Alınca Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği Ordu programları kapsamında Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti. Evet, şimdi söz sizin. Dernek Başkanı Özcan Keskin ve beraberindeki heyet gerçekleşen ziyarette Başkan Tekintaş ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek istek ve temennilerde bulundular. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Alınca Derneği Başkan ve yöneticilerine Altınordu Belediyesi'nin yaptığı hizmetler hakkında bilgiler verdi. Tabii ki biraz önce dediğimi tekrar edeyim yani. Şimdi böyle bakınca hepsini, bir kısmı İstanbul'da gördük ya, bir kısmı burada gördüğümüz için çoğunluğu hepsi burada herhalde dedik ya, öyle tahmin ettik. Ama tabii önemli olan sizin burada olmanız. Burası sizin kendi eviniz. Netice itibariyle belediye binası milletin kendi malı. Buraya
rahat rahat gidip çıkacak şekilde hareket etmenizde fayda var. İstediğiniz zaman kalabilirsiniz, istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Bugün hep beraber siz burada ağır zamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vatan bizim her köşesiyle, dalıyla, budağıyla tabiri caizse korunması gereken bu vatan bizim. Dolayısıyla bizim evin önünü de başkası korusun gibi bir yanlışa asla düşmeyeceğiz, düşmememiz gerekiyor. Ama ben hem İstanbul'daki ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz zaman zaman katılıyoruz. Hem de özellikle tabii ki siz buraya geldiğiniz zaman bizim ev sahibi konumunda olduğumuzu bilerek sizi mutlaka her zaman sonuna kadar ağırlamaya hazırız. Onu da ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan tabii dernekler önemli. İstanbul'daki gücümüz, varlığımız, derneklerimiz. Dolayısıyla oradaki iş birliğini ve güç birliğini, Altınordu ilçe derneğimiz var, işte mahalle derneklerimiz var. Bir arada sürdürerek bir gelecek inşa etme mücadelesine sunduğunuz katkılar için teşekkür ediyorum. Ziyaret kapsamında söz alan İstanbul Ordu Altınordu Alınca Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Derneği Başkanı Özcan Keskin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Daha önceden de tanışıyoruz başkanımızla, Allah razı olsun o konuyla ilgili. Artı son zamanlarda tabii ki İstanbul'da da 500 bine yakın bir ordulu nüfusumuz var. Son dönemlerde ordumuz büyükşehir olduktan sonra daha da çok önem taşıyan bir konuma geldik. Başkanlarım bir telefon kadar yakın oldu bize. Sağ olsunlar bütün forumlarda ellerinden geldiği kadar gerek dernekler olsun gerek diğer forumlar olsun. Gerçekleşen ziyaret karşılıklı plaket verilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Olmuş, evet, yakmış ve yakacak olduğu hizmetle başlıyoruz. Evet, teşekkür ederim. Büyükşehir Ordu'nun heyecanla beklediği projelerden bir tanesi de şehir terminali. Şehir terminali için temel atma çalışmaları ise hızlı bir şekilde sürüyor. Terminalin ise 2018 yılında hizmet vermesi bekleniyor. Altınordu ilçesi Eski Pazar mevkiinde TOKİ ve Memurkent konutlarının bulunduğu bölgede çalışmaları devam eden terminal projesinin 2018 yılında hizmete girmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Toplam 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni terminalle birlikte kentin uzun yıllar beklentisi olan önemli bir hizmet daha hayata geçmiş olacak. Altınordu ilçesi merkezinde kısıtlı bir alanda hizmet veren eski otogarın yaşanan yoğunluğu karşılayamamasından dolayı büyük bir ihtiyaç olarak görülen yeni otogar için Büyükşehir Belediyesi hummalı bir çalışma yürütüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 25 milyon TL'yi bulacak olan yeni otogarda inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini ve projenin sadece şehirler arası otogar olarak değil, kentin günlük ulaşım ihtiyacında hizmet veren ilçe minibüslerinin de toplanma alanı olacağını belirtti. 3177 metrelik terminal binasında oluşan projede 18 adet kırsal terminal park alanı, 32 adet otobüs park alanı, 54 adet minibüs park alanı, 16 adet midibüs park alanı, 90 araçlık kapalı otopark, 60 araçlık açık otopark, 28 adet peron, 2 adet kafeterya ve 6 adet dükkan bulunuyor. Çalışmaların başladığı tarihi itibariyle 450 gün içerisinde tamamlanarak 2018 yılında hizmete girecek yeni otogarın kendi enerjisini üretecek örnek bir proje olarak da gösterildiğini belirten Başkan Yılmaz, güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriğini üretecek, ısı pompasıyla da ısıtma ve soğutma sistemini sağlayacak çevre dostu bir bina kurgulandı dedi. Fındık, Karadeniz ekonomisinin can damarı diyoruz. Dalda duran altın boncuğumuz, üreticinin alın teri fındık, şimdi Fındık Veresiye ismiyle filme konu olacak. Bu filmin hem oyuncuları yerli hem de çekimleri bu şehirde fındığın merkezinde yapılıyor. Çekimlere ise TV2 Haber konuk oldu. Senin daha rahat etmen için yapıyoruz bütün bunları. Ordu'nun altın ürünü üreticilerinin en önemli geçim kaynağı fındık, kimi zaman şiirlere, kimi zamansa türkülere konu oldu. Fındık bu kez de bir filme ilham verdi. Kızım, biz senin daha rahat etmen için yapıyoruz bütün bunları. Konusu, oyuncuları, teknik ekibi ve tüm unsurlarıyla Ordu'nun yerli ürün olan fındığın konu alındığı Fındık Veresiye filmi iddialı geliyor. Ordu'nun tüm kültürel miraslarını filme aktaran ve bu yolla gençlere ulaşmaya çalışan filmin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bir geleneğimiz var. Ben ciğer yemeye gidiyorum. Kültürel komedi tarzında çekilen film, Hacer'le Mehmet'in kavuşma hikayelerini anlatıyor.
Bunların yer aldığı tamamen yerli, milli bir proje. Biz burada ordulunun sıkıntılarını, problemlerini anlatmaya çalıştık konu olarak. Ama asıl arka plandaki vermeye çalıştığımız mesaj ordu kültürü. Bu yapılan derleme çalışmalarını gençlere aktarmayı biz bu yolla planlıyoruz. Bizim asıl amacımız, hedef portföyümüz bu. Sponsorlarımız var. Onlar bu işin arkasındalar. Çalışan arkadaşlarımız tamamen ordulu ve orduya bir şeyler katmak isteyen arkadaşlar. Dolayısıyla güzel bir ortam var. İyi gidiyor. Yaklaşık ayın 17'sinde bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık yine bir buçuk iki ay montaj sürecek. Sonra bir gala orada yapmayı planlıyoruz. Afganistanlıyım. Burada yönetmen olarak görev aldım. Arkadaşlarla gayet güzel yani güzel şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu proje kendi desteğimizdi. Hani gönüllü olarak ben geldim. Bir yabancı olarak bu gönüllü hani gelmişsem buradaki hani ordulu olanlar ya da orduya sevenler bizim bize destek verebilecek kişileri arıyoruz. Filmin içeriği olarak Hacer ve Mehmet'in hoş bir kavuşma hikayesi olacak. Tabii geri kalanı ordu halkına sürpriz olsun diyelim. İzlediklerinde görsünler ama izleyince keyif alacaklar, buna eminim. Ordudan bir koku, bir tat alacaklar. Yani her kelimede, her davranışta, her sahnede orduya özel bir takım tatlar, dokular olacaktır. Teknik ekip olarak tamamen ordulu veya orduya mal olmuş kişilere yer verilen film, Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi ve Altınordu'ya bağlı Övündük Mahallesi'nde kayıt altına alınıyor. Evet, Fındık filmi inşallah tutar, gişe rekorları kırar diyelim ama Ordu'daki doğa turizmi ile ilgili de önemli bir belgesel çalışması montaj aşamasına geçti. Ordu'da tabiat turizmini tanıtmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan filmin çekimleri tamamlandı. Şimdi montaj aşamasına geçildi. Montaj tamamlandıktan sonra bu film belgesel kanallarında oynatılacak ve belgesel kanallarında Ordu'daki tabiat turizmi tanıtılmış olacak. Tarihin, uygarlıkların yaşandığı bir şehirdir Ordu. Ordu'da son yıllarda gelişen tabiat turizmini daha da canlandırmak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Ordu'da gerçekten gezilip görülebilecek çok nadir ama çok hoş, sonbaharda özellikle gelinmesi gereken yerlerden biri. Gerçekten çok hayran kaldım. Ben de zaten hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Gerçekten geldiğime değdiğini düşünüyorum ve herkesin de gelmesini tavsiye ediyorum. Genel Müdürlük tarafından Ordu'da Ulugöl, Çınar Suyu, Yaylalar ve Şelaleler gibi tabiat turizminin yoğun olduğu bölgeleri tanıtmak amacıyla tanıtım filmi hazırlatıldı. Ordu'nun ilçesi Ünye sınırları içinde bulunan 2003 yılında A tipi mesire yeri olarak tescil edilen Çınar Suyu mesire yeri, 2011'de Çevre ve Orman Bakanlığı olurlarıyla Çınar Suyu Tabiat Parkı olarak ilan. İstanbul'dan gelen bir ekip tarafından gerçekleştirilen tanıtım filminin çekimleri ise tamamlandı. Röportajlarında yer aldığı tanıtım filminde hava çekimlerine ağırlık verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ordu Şube Müdürü Ali Yıdır, montaj aşamasında olan filmin kısa zamanda belgesel kanallarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi. Ulugöl'ün ve Çınar Suyu'nun da içinde bulunduğu ilimize ait tabiat turizmini tanıtacak tanıtım filmleri hazırladık. Şu anda bitim aşamasında. Bunu yakın zamanda hem sizler vasıtasıyla ilimizdeki insanlara hem de ulusal medyada paylaşıp tanıtımını sağlamış olacağız. Huzur dolu bu ilimizde yaşamak, o havayı solumak bir başka güzeldir. Mustafa Serhat Tuna, kendisi avukat ve stresli bir mesleği var. Özellikle artan icra dosyalarını hesaplarsak. Kendisi de bu stresli mesleğe nasıl mola versem, daha doğrusu arada nasıl rahatlasam diye düşündü. Ve 2 yıl önce mozaik sanatıyla ilgilenmeye başladı. Gittiği kursta mozaik sanatını öğrendi ve adeta bu sanat hobisi haline geldi ve 2 yıl boyunca hazırladığı eserleri düzenlenen sergiyle görücüye çıkarttı. Ordu'nun
Altınordu ilçesinde 54 yaşındaki Mustafa Serhat Tuna 29 senedir avukatlık mesleğini sürdürüyor. Daha önce Ordu Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanlığı ve tekerlekli sandalye basketbol takım antrenörlüğü de yapan Tuna 2 yıldır mozaik sanatıyla ilgileniyor, onunla stres atıyor. Mozaik sanatına uzun süredir ilgi duyan ancak iş yoğunluğu nedeniyle bir türlü zaman bulamayan Tuna internet üzerinden sanatın nasıl yapıldığını öğrendi. Mozaik sanatında kullanılan mermer, traverten, cam, mozaik, fayans gibi malzemelerin bir kısmını Ordu'dan temin eden Tuna, malzemelerin büyük bir bölümünü internetten sipariş yoluyla alıyor. Engelli oğlunun ve vefat eden babasının portresini yaparak sanata adım atan Tuna, kentin tarihi ve kültürünü Menekşe Sokağı tablosuna yansıttı. Osmanlı döneminden bugüne birçok objeyi ve yaşam hikayesini tablolaştıran Tuna, bugüne kadar 21 tablo yaptı. Tuna yaptığı 20 eseri ve 21 şiirini dün akşam Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde açtığı sergiyle taşlandırdı ve Ordulu sanatseverlerle buluşturdu. Biz görüştük, görüyoruz. Sergiye Tuna'nın ailesi, mesai ve avukat arkadaşlarıyla sanatseverler katıldı. Açılışı Ordu Defterdarı Kemalettin Işık, yardımcısı Mustafa Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak birlikte yaptı. Böyle yetenekli, becerikli ve personelikli olması bu açılışı da bize yaptırmasını gurur veriyorum. İnsanlar daha uluslararası ya da kamusal düzeyde böyle bir sergi internet eserler oluşturacağına inanıyorum. O sanatçıya var şimdi. Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Hazine avukatı Mustafa Serhat Tuna, 2 yıllık emeğin ardından açtığı bir şiir bir tablo temalı serginin pazar gününe kadar gezilebileceğini söyledi. Orada ilk defa mozaik sanatıyla ilgili bir sergi açmanın heyecanını duyuyorum. Sanatseverler bileceklerdir. Anadolu'nun, yani mozaiğin vatanı Anadolu. Fakat o bölgemizde bunu yapan kimse yok bildiğimiz kadarıyla. Ben bu alanda ilk olmaya çalıştım. Yaklaşık 3 senedir bu mozaik sanatıyla ilgileniyorum. Mermer, seramik ve camdan tablolar yapmaya çalıştım. Bir de öncesiyle şiir tarafımda vardı. İkisini birleştirip tablolar ve şiirler ve genellikle de tabloyla ilintili şiirler olarak bir sergi yaptım. Sağ olsun arkadaşlarımızın da ilgisi güzel. Bir hafta boyunca pazar akşamına kadar bu sergi burada olacak. İlgilenen sanatsever Ordu halkını bekliyoruz sergimize. Denizlerin kralı Hamsi bugünlerde Karadeniz'i terk edip cep yaksa da İstanbul'da ordular Hamsi'yi İstanbul'daki ordularla buluşturdu. Dedik ya, İstanbul'da orduyu temsil eden dernekler iyi ki varlar. O derneklerden biri de Gürgen Tepeliler Derneği. Gürgen Tepeliler Derneği'nin ev sahipliğinde Hamsi şöleni düzenlendi. Bu şöleni İstanbul'da orduyu başarıyla temsil eden Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Gürgen Tepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya da katıldı. Ne yapayım başkanım? Evet. Ordu Gürgen Tepe Işıktepe Derneği Hamsi Şenliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen şenliğe çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı. Basın camiası olarak TV50'deki ailesini aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Belediye başkanlarımızı hiçbir parti ayrımı gözetmemeksizin bütün dostları bir arada görmekten, Işıktepe'lileri böyle bu güzel günde yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Esenyurt hak eden Esenyurt Işıktepe Derneği, üçüncüsü Hamsi ve Balı Festivali yapıyoruz. 2015'te kurulmuş bir derneğimiz. 3 yıldır bu faaliyeti uyguluyoruz ama bugün hakikaten Esenyurt'ta sabah bir yağmur vardı. Hem de çok büyük bir şiddetli yağmur vardı ama biz hiç ümidimizi yitirmedik. Ben dedim devam dedim. Sağ olsun Yüce Mevlam da yüzümüzü gördü, güldürdü. Emeğimizin karşılığını verdi. Esenyurt'ta hakikaten tarihi gün yaşıyoruz. Belki toplumumuz yeterince bu işte bilgi değil ama Işıktepe Esenyurt'ta ses getiriyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız var, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılarımız var. Değerli federasyon başkanlarımız var, dernek başkanlarımız var, halk var, biz varız. Işıktepe'de hakikaten bugün çok güzel bir ortam var. Festivale katılan ve konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar, Gürgen Tepe'nin kendileri için çok farklı olduğunu ifade etti.
Işıktepe ile, Gürgentepe ile hukukumuz, Gürgentepe ile bağımız çok eski. Belki buradaki genç kardeşleri bilmezler. Belki çoğu yaşamamışlardır bile o günleri. 70'li yıllarda ben çocuktum, öldü de geçti. Bizim yaylamız da orası. 70'li yıllarda o bugünkü öldü değil, başka bir öldü vardı. Yani o yayla o zaman yayla gibiydi. Şimdi maşallah herkes bir şeyler çevirdi orada, yaylalıktan çıktı ama ben o günlerden beri ailemin yaylası olması münasebetiyle hem Gürgentepe'nin hem Işıktepe'nin bir parçası oldum. Tabii ondan sonra her salı neredeyse o yıllarda, 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında pazarında olduk. Hiç o pazarı unutmak mümkün değil. Çünkü sanırsınız ki İstanbul'un göbeğinde büyük pazarmış gibi. İnsan geçmez, insan geçemezdi, araba geçemezdi. O kadar kalabalık, o kadar büyük bir pazardı bizim Işıktepe pazarımız. Ben onları yaşamış bir kardeşiniz, evladınız, hemşeriniz olarak İstanbul'a geldik. Biliyorsunuz özellikle 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında yani 2001, 2002, 2003, 2004'te çok göç verdik. Göçün de çoğunluğunu bu bölgeye verdik. Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya da konuşmasında festivalin çok katılımlı ve coşkulu geçtiğini ifade etti. Bugünkü festivalimiz çok katılımlı, coşkulu geçti. Şöyle bir şey söyleyebilirim ki belki dernekçiliği İlhan Başkan burada genelde herkese öğretiyor. İstanbul'da bulunan birçok derneğimiz var. Fakat İlhan Başkanımız bunu sosyal olarak en aktif dernek başkanımız İlhan Başkanımız. İlhan Başkanımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzeldi. Çok katılımlı, güzel olduğu için ayrıca şöyle bir şey de var burada. Genel itibariyle İlhan Başkanımızın derneğe daha yeni olmasına rağmen bu kadar etkinliği birden yapmış olması çok önemli bizim için. İlhan Başkan'a teşekkür ediyorum buradan. Esof Genel Başkanı Serdal Çatanak festivalle ilgili düşüncelerini paylaştı. Kışın başlangıcı kar yağacak, hamsi ağzımıza girmedi. Burada Allah'ın izniyle bugün bunu tadacağız. Çok memnunum. Işıktepe bizim değerimizdir. 1,5 yıl içerisinde 5 kere Işıktepe'ye gittim. Belediye başkanımın misafiri oldum. Sağ olsun kendilerinden. Festivallerinize sürekli katılıyoruz. Pikniklerinize katılıyoruz. Mevlütlerinize, düğünlerinize katılıyoruz. Elimizden geldiğince federasyon olarak. Bundan sonra da federasyon olarak Işıktepe'nin her zaman yanındayız. Esenyurt'ta bildiğiniz gibi 91 ordulu var. Biz birleştirici güç olarak buraya geldik. Elimizden geleni yapıyoruz. O bu diye ayırmıyoruz. Bütün dernek başkanlarımızın her zaman yanındayız. Yeter ki çıkar olmasın. Çıkarın olduğu hiçbir yerde biz hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Biz bütünleştirmenin, birleştirmenin peşindeyiz. Diğer memleketler gibi ayrımcılık olsun istemiyoruz. Aşağı yukarı 40 tane derneğimiz var. 40 tane derneğimiz bugün itibariyle bir bütündür. Herkesi mutlu edemeyiz. Herkesin istediği gibi de at koşturamayız. Efendim afiyet olsun. Bizlerse bugünlerde hamsiyi özlemeye başladık bile. Hamsi Karadeniz sularını terk ediyor. Hali hazırda avlanan hamsilerse tezgahlarda el yakıyor. Hamsinin kilosu 20 liraya kadar ulaştı. Artık her sofraya girmiyor hamsi de. Yine İstanbul'a uzanacağız. İstanbul'da başarılı derneklerden bahsettik. Başarılı iş adamlarımız da var orduyu temsil eden. Bunlardan biri de Murat Güney. Murat Güney de İstanbul'da ağız ve diş sağlığı merkezi açtı. Üstelik 3. şubesini açtı. Ordulu iş adamları İstanbul'da hizmet vermeye devam ediyor. Murat Güney Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin 3. şubesini hizmete açtı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar, Bahçeli Evler Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uyan ve Ordulu STK temsilcilerinin katıldığı törenle hizmete girdi. Açılış konuşmasını Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güney yaptı. Sayın Belediye Başkanımız, Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat abimiz, Sayın Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın yardımcımız,
siyasi parti temsilcileri, STK başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu pazar günü, bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmadığınız için, ailemizin bir ferdi olduğunu bizlere gösterdiğiniz için hepinize cani gönülden çok teşekkür ediyorum. İşletmemiz aynı anda 5 tane doktorumuzun çalışabileceği şekilde dizayn edildi. Şu anda işletmemizde ortalama 15 kişi istihdam etmekteyiz. İnşallah Rabbim bize güç kuvvet verdiği sürece, işlerimiz de iyi olduğu sürece yeni şubelerin açılışlarını gerçekleştirdik. Bahçeli Evler Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uyan, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Eski Bakanı İdris Naim Şahin'in konuşmasıyla birlikte kurdele kesildi. Değerli Bahçeli Evler sakinleri, kıymetli misafirler, Bahçeli Evler'de böyle güzel bir mesleği açmak hakikaten bizim için çok gurur, onur vesilesi. Yani bizim genelde ağız diş çok ihmal ettiğimiz bir alan. Hele bu alanda böyle bir güzel hizmet merkezinin açılması bizi daha çok mutlu etti. Böyle müesseden artmasını temenni ediyoruz. Çünkü vatandaşımız bizzat hizmeti ayağında almış oluyor. İhmal edilen bir sektör de çok daha güzel bir noktaya gelmiş oluyor. Bu anlamda ben güzel hizmetler diliyorum kardeşime. Üçüncü şubesiymiş. İnşallah 5 olur, 10 olur, 20 olur. Konuklar, tabii İstanbul'daki varlığımız önemli. İstanbul hem Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmuş bir şehir, hem de biz ordulular burada artık çok ciddi bir varlığa sahibiz. İnsan varlığına sahibiz. Tabii bunu nicelikten niteliğe taşımak çok önemli. Yani buradaki varlığımızın İstanbul'a katkı sunarken buradaki birlik beraberliğimiz de çok önemli. İstanbul'un her noktasında çok ciddi sayıda sevgili kardeşimiz var, hemşehrimiz var. Hemşehrilerimizin değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin aramızda bulunan, teşrif eden değerli mensupları. Bugün hep beraber bir tatil gününde resmi olmayan ama gönülden gerçekleştirilen bir programda birlikteyiz. Değerli kardeşimiz, müteşebbis insan Murat Güney kardeşimizin büyük emekler vererek, büyük zihni yorgunluklar geçirerek ve belki de hayatında kazandığı ve risk alarak oluşturduğu imkanları buraya tahsis ederek gerçekleştirdiği bir ağız diş sağlığı merkezinin, tedavi merkezinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Öncelikle Murat kardeşimizin bizlere davet yaparak gerçekleştirdiği tercihten dolayı şahsım ve müsaadenizle hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Kesmek için işaret bekliyor ama onunla birlikte geri kalmadan biz de kesmek üzere Murat Güley, sen de vaziyetini al. Bismillah diyerek, hayırlı uğurlu olsun diyerek sağ elimizdeki makaslarımızı kurdeleye uzattık ve kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu haberle birlikte TV2 akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte 18.30'da yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Sporun doğru adresi TV2'ye hoş geldiniz. Son günlerin gündemiyle başlayalım haberlere. Son günlerde spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen 19 Eylül Stadyumu ile alakalı birbirinden çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 19 Eylül Stadyumu ile ilgili yeşil alan ve meydan projesini kamuoyuna paylaşmasının ardından ortaya çıkan iddia bir anda gözleri 19 Eylül Stadyumu'nun üzerinde bulunduğu araziye çevirmişti. Stadın tapusuna tedbir konulduğu iddiaları vardı ve o iddialara cevap geldi. Stadla alakalı herhangi bir mahkeme kararının olmadığını açıklayan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 19 Eylül Stadının Spor Genel Müdürlüğü'nün tapulu malı olduğunu açıkladı. Son günlerde gündem olan 19 Eylül Stadyumu ile alakalı birbirinden çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 19 Eylül Stadı ile ilgili
yeşil alan ve meydan projesini kamuoyuna paylaşmasının ardından ortaya çıkan iddia, bir anda gözleri 19 Eylül Stadyumu'nun üzerinde bulunduğu araziye çevirmişti. 19 Eylül Stadyumu'nun bulunduğu yerin 2 yıldır davalık olduğu ve hala davanın devam ettiği ve mahkemece verilecek karara göre Taşınmaz'ın İbrahim Gönül varislerinin mülkiyetine geçebileceği iddiası ortaya çıkmıştı. Bugün de TV52 mikrofonlarına açıklama yapan stadın sahibi biziz diyerek ortaya çıkan İbrahim Gönül'ün varisleri Ordu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce stadın tabu kaydına tedbir konulduğunu ve haklarını sonuna kadar savunacaklarını söylediler. Yaklaşık 2 yıl civarında bir süreç geçti. Mahkemenin aldığı kararlar bizim haklılığımızı teyit etti. Alınmış olan tedbir kararı, işte buraya yapılması gereken keşif kararı, bunlar bizim haklı olduğumuzun göstergesi. Yıllar önce hukuksuz bir şekilde stadın üzerinde bulunduğu arazinin kendilerinden alındığını söyleyen Gönül ailesi fertleri bu haklarını geri alacaklarını söylediler. Spor Bakanlığı burasının kendisine ait olduğunu söylüyordu daha önceleri. Ama görülen mahkeme kayıtları Spor Bakanlığı'na geçişin usulsüz olduğunu gösteriyor. Belgeler, mahkeme kararları. İşte bu iddialara ise davalık olduğu iddia edilen taraftan cevap geldi. Stadla alakalı bize gelen herhangi bir mahkeme kararı yok diyen Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 19 Eylül Stadı'nın Spor Genel Müdürlüğü'nün tapulu malı olduğunu açıkladı. Şimdi orası Spor Genel Müdürlüğümüzün tapulu malı. Yani Genel Müdürlüğümüz satın almayla satın aldığı bir yer. Bununla ilgili kurumumuza gelmiş herhangi bir mahkeme kararı yok. Orayla ilgili bilgi talebi de yok. Dolayısıyla böyle bir mahkeme kararı olsa zaten ilk olarak yazının il müdürlüğümüze gelmiş olması lazım. Ya da genel müdürlüğümüze gelmesi olması lazım. Ya da bununla ilgili bir mahkeme kararı varsa bu kararı bir defa gösterilmesi lazım. Yani bu şekilde bir kararla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Gönül ailesinin savunduğu gibi hukuksuz bir işlemin olmadığını söyleyen Spor İl Müdürü Mustafa Genç, ortada herhangi bir belge yok ve bu iddialarında bir gerçekliği yok açıklamasını yaptı. Ya şimdi bize satan kişiye geçtiğine dair bir iddia basında gördüm ben. İl müdürlüğüne tamamen öyle asıl bir şekilde geçme ihtimali yok. Neticede orayı biz hak sahibinden satın almışız. Yani kurum olarak satın almışız. Onunla ilgili hiçbir haksızlık yok. Ama bir tarafta ondan öncesiyle ilgili iddialar da yani ispat edilmedikten sonra yani hiçbir şekilde hiçbir iddianın geçerliliği yok. İşte bu mahkeme kararları nerede? Kararları ortaya koyan, çek eden hiçbir şey yok yani. Veya basına mahkeme kararı dağıtılmış bir belge de yok. Hadi bize gelmedi diyelim. Darıca Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından liderliği kaptıran ve haftayı 4. sırada kapatan Yeni Ordu Spor, ilk yarının son maçı Erok hazırlıklarına başladı. Erok mesaisi öncesinde haftalık basın toplantısında Darıca mağlubiyetini değerlendiren teknik direktör Cahit Terzi, Kocaeli'ye adlanan mağlubiyet için beklenilmeyen yenilgi olarak bahsetti. Darıca Gençler Birliği mağlubiyetinin ardından liderliğini kaptıran ve haftayı 4. sırada kapatan Yeni Ordu Spor, ilk yarının son maçı Erok hazırlıklarına başladı. Erok mesaisi öncesinde haftalık basın toplantısında Darıca mağlubiyetini değerlendiren teknik direktör Cahit Terzi, Kocaeli'de alınan mağlubiyet için beklenilmeyen yenilgi olarak bahsetti. Darıca Gençler Birliği yenilgisinde birçok etkenin olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, hava şartları, saha koşulları ve bireysel hatalar mağlup olmamıza neden oldu. Ancak bu maçı geride bırakarak ilk yarının son karşılaşması, Erok maçına odaklanmamız gerek açıklamasını yaptı. Geçen hafta lider olarak gittiğimiz Darıca deplasmanında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Tabii hava şartları, zemin, çok rüzgar, çok değişik bir ortam vardı. Ama asla Yeni Ordu Spor bunlara takılacak, bunları işte neden gösterecek bir yapısı yok. Çünkü iki takım da aynı şartlarda oynadı. Sadece biz o gün bireysel hatalarımız oldu sağ şartlarından dolayı.
Ama ilk gol pozisyonuna giren iki tane pozisyonumuz var 0-0 iken. O golü biz atsaydık maç çok daha değişik olabilirdi. Biz o golü kaçırdık. Bir tanesi %100'dü zaten. Dönen pozisyonlarda 10 dakika içinde 3 tane gol yedik. 17-18. Dakikada. Tabii bu bizim takımda biraz alışık olmadığımız bir süreçti. Onun için fazla takılacak durumumuz yok. Bu haftaki maça bakacağız. Tabii ki çok üzüldük. Oraya lider gidip lider dönmek istiyorduk. Ama futbolda bunlar var. Önümüze bakacağız. Bu haftaki oynayacağımız Erok maçı bizim için çok önemli. İnşallah taraftarlarımız bu hafta bizi tekrar desteklemeye gelecekler. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum destekleri için. Devre arasını 30 puanla bitirmek istediklerini açıklayan deneyimli teknik adam, ligde en iddialı iki takımdan biriyiz. İlk yarıyı galibiyetle bitirdiğimiz sürece kesinlikle sezon sonu şampiyon olacağımıza inanıyorum açıklamasını yaptı. Şimdi biz biliyorsunuz ilk 5 hafta lige çok kötü başladık. Normalde 28-30 puanlı olarak hedefliyorduk ilk devreyi. Çünkü o 5 maçta kaybımız bayağı bir büyüktü. Ama biz o trendi yakaladık. Şu an 27 puanımız var. Çok kötü bir pozisyonda değiliz. İlk başladığımız profesyonellik bir alışma zamanı, işte ilk yılın biraz şeyi, hemen bakıyoruz, playoff oynayan takımlarla, geçen sene şampiyonla oynayan takımlarla kafa kafayız. Ve çoğundan da üstteyiz. Şu an geldiğimiz konum, 10 haftalık çıkış bizi çok güzel bir yere getirdi. Şu an çok kötü bir durumda değiliz. Ama bu hafta yenersek 30 puanla tekrar lider olabiliriz ya da ikinci olabiliriz. Aradaki onlar da yense 2 puan fark var. Bu 2 puanlık farkı biz çok rahatlıkla kapatabilecek gücümüz var. Zaten biz 8-10 puanlık farkları kapatarak hem de bir takımla değil sadece 7-8 takımla bu fark vardı. Biz o farkı kapattık ve şu an ligde en iddialı konuma gelen 2-3 takımdan bir tanesiyiz. Onun için durumumuz kötü değil. Daha da iyi olacak. Ben kesinlikle inanıyorum biz bu sene birinci olarak çıkacağız. Onun için bu önümüzdeki Erok Spor maçı çok önemli bizim için pazar günü oynayacağımız. Onu yendiğimiz takdirde biz bu işi mutlaka getireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Beni de Gençliğini de Kurtar projesi kapsamında Gölköy ilçesinde güreş ve atletizm sporuna başlatılan öğrencilere Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemesi desteği yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Beni de Geleceğini de Kurtar projesi kapsamında Gölköy ilçesinde güreş ve atletizm sporuna başlatılan öğrencilere Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor malzemesi desteği yapıldı. Gölköy ilçe spor salonunda Gölköy Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in katılımıyla yapılan malzeme dağıtımında sporcuların mutluluğu gözlerinden okunmaya yetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerin sportif, sosyal ve kültürel açıdan gelişmeleri için birçok imkan sunuyor. Bizler de gençlerimizin bakanlığımızın projelerinden daha çok faydalanmaları için proje ofisi kurduk. Bakanlığımız nezdinde kabul olan projelerle gençlerimiz için en güzel imkanları sunmaya devam ediyoruz. Destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak'a, Valimiz Sayın Settar Yavuz'a, Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğümüze, Spor Genel Müdürlüğümüz ile Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim açıklamasını yaptı. İstanbul Mesudiyespor adım adım Bal Ligi'ne gidiyor. İstanbul Süper Amatör Lig 6. grupta şampiyonun en iddialı takımlarından biri olan İstanbul Mesudiyespor yoluna hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Mesudiyespor adım adım Bal Ligi'ne gidiyor. İstanbul Süper Amatör Lig 6. grupta şampiyonun en iddialı takımlarından biri olan İstanbul Mesudiyespor yoluna hız kesmeden devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta sonu deplasmanda karşılaştı. Pendik Kavakpınar Spor'u 1-0 yenmesini başaran Mesudiyespor bu galibiyetle puanını 37'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik,
Bir de mağlubiyetiyle Süper Amatör Lig 6. grupta lider olan mor ve sarı renklere sahip takım, grubun 15. haftasında 3. sıradaki rakibi Çeliktepe Spor ile karşılaşacak. 14 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 12.30'da Beykoz Paşabahçe Stadı'nda oynanacak. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.